Selamlar arkadaşlar. Bu videoda bana en çok gelen sorulardan bir tanesi olan işlem yapma sürecimde nasıl bir yol izlediğim, teknik analiz yaparken hangi adımları takip ettiğim ve nelere baktığımla ilgili çok fazla soru geliyor. Şimdi bu videoda bu sorunun cevabını vereceğim. Ben çoğunlukla forex piyasalarında işlem yapıyorum. Fakat bu anlatacak olduğum adımları aslında bütün piyasalarda değerlendirebilirsiniz. Tabii ki kaynaklar bazen farklı olacaktır. Ee, bazı bakmanız gereken kaynaklar farklı olabilir işlem yapma sürecinizde. Fakat benzerlik gösterdiğini birçok piyasada benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu videoyu izleyerek bu videodaki adımları sizde kendi işlem yapmış olduğunuz marketlere uygulayabilirsiniz. Aynı adımları sizde takip edebilirsiniz. Videoya başlamak madan önce videonun sponsoru olan PrimeXBT'ye teşekkür ederim. PrimeXBT Bitcoin ile hesabınıza fonlama yaparak hem majör kripto para birimlerinde hem forex paritelerinde, endekslerde, emtialarda işlem yapabileceğiniz bir kaldıraçlı işlem borsası. Aynı zamanda Prime XBT'de Covesting modülünü kullanarak başarılı fon yöneticilerini de takip edebiliyorsunuz. Onların yapmış oldukları işlemleri birebir kopyalayarak onların etmiş oldukları karlardan kar edebiliyor ya da onların etmiş olduğu zararlardan zarar edebiliyorsunuz. Prime XBT'yi incelemek isterseniz videonun açıklama kısmında bulunan promosyonlu kayıt linkini kullanarak Prime XBT'ye kayıt olabilir. Yine aynı şekilde videonun açıklama kısmında bulunan promosyon kodunu Prime XBT'deki promosyon kodu bölümüne yazarak ilk Para yüklemeniz yüklemenizde geçerli, artı yüzde 50 depozit bonusundan faydalanabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin bilgisayara geçelim ve adımlara teker teker bakalım. Ben forex piyasalarında işlem yaparken de görmüş olduğunuz gibi benim bir FX listim var. Siz de TradingView'da hesap açarak bu şekilde bir liste oluşturabilirsiniz kendinize. Sağ tarafa baktığınızda göreceksiniz ki burada en çok trade edilen forex paritelerini görebilirsiniz. Bunlar da benim en çok trade ettiğim forex pariteleri. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın benzer pariteler yani içerisinde benzer ürünlerin geçtiği pariteleri alt alta sıraladım. Örneğin Avustralya doları Kanada doları, Avustralya doları İsviçre frangı, Avustralya doları Japon yeni şeklinde ilerliyor bu liste. Bu listeyi bu şekilde sıralamamın bir nedeni var elbette. Bu sayede benzer paritelerin farklı pariteler karşısında, farklı para birimleri karşısındaki performansını daha hızlı bir şekilde görmemi sağlıyor. Burada liste oluşturduktan sonra dilerseniz bu listenin sıralamasını bu şekilde sürükle bırak yöntemiyle değiştirebiliyorsunuz. Fakat ben bu şekilde bir liste yapmayı tercih ettim. Buraya girdikten sonra herhangi bir pariteye gitmek için üzerine tıklamanız yeterli. Ya da klavyenizde bulunan alt tuşuna basarak bu şekilde aşağı doğru ilerleyebiliyorsunuz bu listede. Bu listeyi bu şekilde yapmamın nedeni demin de söylemiş olduğum gibi Benzer bir paritenin, örneğin Avustralya doları paritesinin farklı para birimleri karşısındaki performansını hızlı bir şekilde görebilmek. Burada görmüş olduğunuz gibi Avustralya doları Kanada doları paritesi var. Alt tuşuna basarak hızlı bir şekilde Avustralya doları Swiss franc paritesine geçebiliyorum. Dolayısıyla bu paritelerde analiz yaptığımda bu paritelerin genel performansını farklı para birimleri karşısında hızlı bir şekilde görmemi sağlıyor. Elbette şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar, bir paritenin örneğin Avustralya doları paritesinin en likit olduğu, en hacimli olduğu parite Avustralya doları, Amerikan doları paritesidir. Dolayısıyla bu Avustralya doları pariteleri arasında en önemli paritenin AUD USD olduğunu bilip buna göre ilk analize buradan başlamakta faydalı olabilir. Avustralya doları Amerikan doları paritesinde yapmış olduğunuz analiz diğer paritelerde yapacağınız analizler konusunda da size bir fikir verebilir. Öncelikle Avustralya doları Amerikan dolarından başlamak. Yine aynı şekilde bakın aşağı indiğimizde Sterlin dolar Sterling Kanada, Sterling Yeni Zelanda şeklinde ilerleyen benim listem mevcut. Siz de bu şekilde hem forex piyasalarında hem kripto para piyasalarında bu şekilde bir liste yaparak paritelere hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz. Mesela bir örnek vermek gerekirse bir coin takip ediyorsunuz. Örnek vermek gerekirse algo olsun bu coin. Algoya USDT karşısında, Bitcoin karşısında, Ethereum karşısında analiz yaptığınızda bütüncül bir fikre sahip olabilirsiniz. Bu size analiz yapma sürecinde oldukça fayda sağlayacaktır. Bu şekilde bütüncül analiz yapmak. Ben teknik analiz yaparken bir analize öncelikle 4 saatlik grafikten başlıyorum. Ve daha yukarısına aslında çok da gitmiyorum. Özellikle Forex piyasasında. 4 saatlik grafikte analizimi yaptıktan sonra 2 saatliğe inmeden doğrudan 1 saatlik grafiğe gidiyorum. Ve analizimi Analizimi bir saatlik grafikte sonuçlandırıyorum. Çok fazla 15 dakikalık grafiğe indiğimi söyleyemem. 15 dakikalık grafiğe inmek sizde bir kafa karışıklığı yaratabilir. Çok da tavsiye ettiğim bir şey değil. Bir saatlik grafikte analizinizi tamamladıktan sonra genel bir fikre sahip olup, eğer bir saatlik grafikte bir trade setup bulabiliyorsanız, o işleme girmeniz çok daha faydalı olacaktır. Ben bu şekilde kullanıyorum. 15 dakikalık grafiğe inerek çok fazla analiz yapmaya çalışırsanız, Bilgisayarın başında çok fazla durmanız gerekebilir. Çünkü 15 dakikalık grafik daha hızlı ilerleyen, daha çok mumun oluştuğu bir e, time frame'dir. Dolayısıyla 1 saatlik grafik birazcık daha gün içi işlemler ya da 1-2 güne yayılan işlemleri kapsayacaktır. Paritenin genel görünümünü anlayabilmek adına öncelikle 4 saatlik grafiğe baktıktan sonra ardından 1 saatlik grafiğe inip 1 saatlik grafikte trade setup'ımı oluşturuyorum. Trade setup'ımı oluşturduktan sonra daha önce de sık sık gösterdiğim gibi sol tarafta bulunan alış ya da satış pozisyonu araç Grafiğime yerleştirerek o pozisyonu daha rahat takip etmeyi sağlayabilirsiniz. Grafiğe bu aracınızı koyduğunuzda size aynı zamanda hedef seviyenizi, stop seviyenizi ve giriş seviyenizi de e, sürekli grafikte görünecek şekilde işaretlemiş olacak bu araç. Aynı zamanda bu araç sayesinde pozisyonunuzun nasıl ilerlediğini, ne kadar karda ya da ne kadar zararda olduğunuzu da hızlı bir şekilde görebileceksiniz. Yine aynı şekilde zaman zaman grafiğimin üzerine notlar da alıyorum. Geri dönüp baktığımda bu grafiği neden bu şekilde düşünmüşüm şeklinde... Örneğin bakın şu aşağıda stopran şeklinde bir not almışım bu grafiğe. E, bu şekilde grafiğinize notlar alırsanız daha sonradan bu listeye tekrar döndüğünüzde bu grafikte neden bu şekilde bir işlem tasarladığınızı daha rahat hatırlamanızı sağlayabilir bu durum. Burada trade pozisyonu aracını grafiğime koyduktan sonra bu bana aynı zamanda hızlı bir şekilde risk ödül oranımı, stop seviyesinde ne kadar para kaybedeceğimi, TP seviyesinde ne kadar para kazanacağımı da göstermiş oluyor. Dolayısıyla risk yönetimi ve para yönetimi konularını da hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz gerçekleştirmemi sağlıyor bu durum benim. İşlem hesaplama aracını grafiğime koyduktan sonra doğrudan bu seviyeleri alıp işlem yaptığım aracı kurumda giriş seviyesi, stop seviyesi ve hedef seviyesi olarak doğrudan bu seviyeleri giriyorum ben. Bu da işleri oldukça kolaylaştırıyor. Yani MetaTrader, SeaTrader ya da herhangi bir kripto para borsasında işlem yaparken bu aracı kullanarak giriş çıkış seviyelerinizi işaretlemek sizin çok daha hızlı bir şekilde işlem emirlerinizi girmenizi sağlayacaktır. Yine Forex piyasalarında işlem yaparken ben MQL5 platformunu oldukça fazla kullanıyorum. Özellikle bu calendar yani takvim kısmını. Burada işlem yaptığım paritede eğer ekonomik takvimde önemli bir olay gerçekleşecekse, önemli bir veri açıklanması durumu mevcutsa bunları takip etmek ve o gün işlemlerde bu verinin de gelebileceğini hesaba katarak işlem yapmak oldukça önemli. Örneğin şu anda grafiğe baktığımızda 13 November Friday yani dün Cuma günü 13 Kasım'da açıklanan verileri görebilirsiniz. Burada eğer işlem yaptığım döviz çiftliği herhangi bir tanesinde bir ekonomik veri açıklanacaksa bu verinin piyasada volatilite yaratabileceğini ve benim analizim doğru olmasına rağmen yüksek volatilite nedeniyle stop olabileceğimi hesaba katmam gerekiyor. Dolayısıyla sizin de burada yüksek öneme sahip verilerin yayınlanacağı günlerde daha dikkatli işlem yapmanızı tavsiye ederim. Eğer ekonomik takvimdeki verileri yorumlamayı biliyorsanız bunlara göre de işlem alabilirsiniz. Buna da News Trading yani haber ticareti ismi veriliyor. Siz de eğer bu ekonomik ekonomik verileri yorumlamayı biliyorsanız buradaki ekonomik takvimi takip ederek işlem fikirleri oluşturabilirsiniz. Bu noktada size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bakın sol tarafta country sekmesi yer alıyor. Buradan ülkelerin her birine girerek o ülkeye dair overview'ı görüntüleyebilirsiniz. Overview dediğimiz şey genel ekonomik görünümden bahsediyoruz burada. Bakın overview sekmesinin altında şu anda Kanada'nın ekonomik göstergelerine bakıyoruz. Overview sekmesinin altına baktığımızda burada Kanada'ya dair bazı ekonomik verilerin yer aldığını görüyoruz. Eğer bu ekonomik verilerin ne anlama geldiğini biliyorsanız bunları da yine takip ederek kendinize bir news trading yaratabilirsiniz. Bu şekilde bir haber trade'i gerçekleştirebilirsiniz. Yine burada en önemli olan indicatorların her birinin üzerine tıklayarak bu göstergenin ne anlama geldiği ile ilgili burada yazan kısa yazıyı okuyup bununla ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Örneğin şu anda Kanada unemployment rate sayfasındayız. Yani Kanada'nın işsizlik oranına bakıyoruz. Eğer İngilizce bilmiyorsanız bu sayfayı Chrome'dan Türkçeye çevirebilirsiniz ya da burada görmüş olduğunuz yazıyı Translate'e götürüp yapıştırdığınızda en azından anlayabileceğiniz ölçüde bunun size Türkçe'ye çevrildiğini göreceksiniz. Yine aşağıda en son yayınlanan İşsizlik verilerinin bir grafiğini görüyorsunuz. Buradan da yine bu grafiği yorumlayarak eğer bunu yorumlamayı biliyorsanız kendinize trade fırsatları çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde history kısmına girdiğinizde en son yayınlanan verinin hangi tarihte yayınlandığını, referans zamanının ne zaman olduğunu, gerçek verinin yani yayınlanan verinin ne olduğunu, beklentinin ne olduğunu ve bir önceki verinin ne olduğunu burada hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde buraya baktığınızda bir sonraki yayınlanacak işsizlik verisinin ne zaman yayınlanacağını da görüntüleyebilirsiniz. Bakın 20 gün varmış bu verinin yayınlanmasına. Dolayısıyla işlem planları hazırlarken buradaki bir sonraki yayın yayınlanacak veriyi de göz önünde bulundurmanız sizin faydanıza olacaktır. Burada sol taraftan ülkeler arasında geçiş yaparak her bir ülke için bu dataları inceleyebilir. O ülkenin ekonomik takviminde neler olduğuna göz atabilirsiniz. Yine Forex Trade yaparken benim oldukça fazla kullandığım web sitelerinden bir tanesi olan Market Milk'i takip edebilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğum web sitelerinin her birinin linkini bu videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Market Make'de Forex pariteleriyle ilgili genel görünümleri hızlı bir şekilde görmenizi sağlıyor. Örneğin şu sol tarafta bulunan Watchlist Overview sekmesinin altında bulunan Majors kısmına tıklayarak Buradan pariteler arasında geçiş yapabilirim. Örneğin ben Avustralya doları paritesinde bir işlem yapmak istiyorsam Outpayers sekmesine tıklayarak bu şekilde Avustralya doları paritelerinin majör döviz pariteleri karşısındaki performansını hızlı bir şekilde görüntüleyebilirim. Yine sol taraftan performans seçeneğine tıkladıktan sonra Avustralya doları paritesinin son 7 günlük performansını görüntüleyebilirim. Yine bunu 30D'ye çektiğimde son 30 günlük performansını burada görüntüleyebiliyorum. Burada istersem percentage yani yüzdelik olarak ya da pips'i seçerek pips olarak ne kadar paritenin hareket ettiğini görüntüleyebilirim. Bakın görmüş olduğunuz gibi son 30 günde Avustralya doları Kanada doları karşısında oldukça yükselmiş görünüyor. Yine Avustralya dolarının en çok değer kaybettiği parite olarak da Yeni Zelanda dolarını görüyoruz. Bu şekilde bu grafikleri inceleyerek pariteler hakkında genel bir görüşe sahip olabilirsiniz ve bu size oldukça yardımcı olacaktır. Yine overbought oversold kısmına geldiğimizde Avustralya doları paritesinin hangi paritelerde oversold, hangi paritelerde overbought olduğunu hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Yine aşağıda daha farklı indikatörlerin de verileri yer alıyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Yine yukarı çıktığımızda trend kısmına geldiğimizde bakın Avustralya dolarının hangi paritede bullish, hangi paritede ise bearish olduğunu hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Bu trend göstergeleri simple moving average'a göre belirleniyor. Fakat siz bunu isterseniz EMA olarak yani Exponential Moving Average olarak ve bunun periyodunu değiştirerek de bu trend göstergelerini kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Aşağıya indiğinizde bakın Short Term ve Long Term olmak üzere iki tip yer alıyor. Yine aynı şekilde Price vs Moving Average şeklinde de bu grafikleri inceleyebilirsiniz. Bu web sitesi gerçekten bir parite hakkında genel bir bilgiye sahip olmak için oldukça iyi bir parite. Yine Volatilite kısmına girdiğinizde Avustralya doları paritesinin ne kadar volatil olduğunu, hangi parite karşısında daha volatil olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Volatilite neydi arkadaşlar? Volatilitenin yüksek olması riskin de yüksek olduğu anlamına geliyordu. Riskin yüksek olması da aslında kazanç potansiyelinin de aynı oranda yüksek olması anlamına geliyor. Dolayısıyla buradan 1 günlük, 7 günlük, 30 30 günlük, 3 aylık ya da 6 aylık volatiliteyi bu şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı şeyi birçok paritede yapabilirsiniz. Burada watch listin altındaki out'a tıkladığımda bakın aynı şekilde Kanada doları paritesine de hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Metals kısmına tıkladığımda altın ve gümüşü görebiliyorum. Aynı şekilde birazcık daha aşağıya indiğimde bakın dolar kripto pair'larını da yine burada görebiliyorum. Eğer siz kripto para trade ediyorsanız çoğunlukla buradan kripto pair'larını da görüntüleyebilirsiniz. Bakın USD kripto pairs kısmına geldiğinizde kripto paralardaki performansları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bir paritede işlem yapmaya karar verdikten sonra örneğin euro dolar paritesinde işlem yapmaya karar verdikten sonra MQL5 üzerinde ekonomik takvimdeki verileri inceledikten sonra ve aynı zamanda umanda market milk üzerinde işlem almak istediğim paritenin genel performansını değerlendirdikten sonra işlem almaya karar veriyorum ya da o işlemi almaktan vazgeçiyorum. Eğer işlem almaya karar verirsem burada görmüş olduğunuz trade hesaplama aracını da grafiğimin üzerine koyarak giriş ve çıkış seviyemi, risk ödül oranımı ve o işlemi ne kadar büyüklükte almam gerektiğini burada işlem hesaplama aracında görüyorum. İşlem hesaplama aracı ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız kanalımdaki bir önceki videoya bakmanızı tavsiye ederim. Bu bunu da koyduktan sonra artık benim için bir trade tamamlanmış oluyor. Buradan almış olduğum verileri stop, hedef ve giriş seviyesi verilerini işlem yaptığım platformda gidip yazdıktan sonra artık o işlemi çok da fazla kurcalamaya gerek duymuyorum ve işlem platformunu aslında kapatıyorum. Doğrudan artık TradingView'dan takip etmeye başlıyorum. Eğer grafik üzerinde hızlıca bir karar vermem gereken bir değişiklik olursa bu kararı verdikten sonra eğer o işlemi kapatmam gerekiyorsa doğrudan işlem platformuma gidip o işlemi kapat ya da hedef olana kadar ya da stop olana kadar o işleme kesinlikle dokunmuyorum. Eğer çok fazla kurcalamaya başlarsanız yani acaba düştü mü acaba yükselecek mi gibi soruları çok fazla sormaya başlarsanız bu sizin psikolojinizi bozabilir. Dolayısıyla bunu çok fazla yapmamanızı tavsiye ederim. Bir işleme karar verdikten sonra eğer analiz sürecinde iyi bir analiz yaptıysanız o işlem stop da olsa hedef de olsa o işlemi çok fazla kurcalamamanızı tavsiye ederim. O işlem bırakın ya hedefine gitsin ya da stop olsun. Stop olmak da bu işin bir parçası. Para kaybetmek de bu işin bir parçası. Her zaman bunu aklınızda tutun. Bu videoda konuşacaklarım bu kadar. Videonun başında da hatırlattığım gibi videonun sponsoru olan PrimeXBT'yi incelemek isterseniz videonun açıklama kısmında bulunan linki kullanabilirsiniz. Yine promosyon kodunu da eğer işlem yapmaya karar verirseniz promosyon kodu bölümüne yazabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.